peygamber değildir yani. Mehdi Allah dostlarının bir zattır. Yani o da sebepler arasında iş yapacak. Yani kendisine verilen bir selahiyeti, bir yetkiyi kullanır gibi işte nasıl olsa ben bunu böyle yapacağım deyip yani buna muhtedirim deyip hareket eden birisi değildir. Aynen bundan evvelkiler gibi. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu işin programını yazmış. Ama yani daima tedbir almış. Talebelere dikkat edin demiş. Sırrente neveret demiş. Gidip ayıklara bulaşmayın demiş. Siz hizmetinize bakın demiş. Siyasetle meşgul olmayın demiş. Yani tedbir üstüne tedbir, tedbir üstüne tedbir. Yani ben nasıl olsa Mehdiyet Hareketi'nin programını yazıyorum. Ulan bunlar kaç para alalım falan filan. Öyle değil yani. Daima sebepler dairesinde. Senin benim gibi bir insan gibi tedbirini alan, tehlikeden korkan, tehlikeden kurtulmak için Allah'a dua eden ilahi bir zattır. Ya ben o zatın böyle şey yapacağına böyle bidayette zaten işarede de yazıyor. Kendisi bilmez diyor. Ta Mekke'de Beytullah'ın yanında Rükn-i Yemani ile Rükn-i Hacer-i Esved arasında Ümmet-i Muhammed'in büyükleri bunu sıkıştıracaklar, alimleri. Bir hac mevsiminde. Sıkıştıracaklar. Bütün emareler senin o vazifeli zat olduğunu gösteriyor. Neden bizden saklıyorsun? Niye kabul etmiyorsun? Ve bu sıkıştırma neticesinde orada belki Cenab-ı Hak kendisine bir ilham verecek, evet sen olsun diye. O da orada evet benim diyecek. Yani kendisini izhar etmesi bu şekilde olacak. Haremde olacak. Yani Beytullah'ın yanında Hacer-i Esved ile Rükn-i Yemani arasında orada ki orada 70 peygamberin yattığı söylenir. 70 peygamber o bölgede metfundur. O bölgede o da sıkıştırmaları neticesinde kendisine evet benim diyecek. Yani benim demesiyle dememesi arasında ne var? Ben inanıyorum ki benim dediği zaman kendisine inananlardan bir kişi artmayacaktır. Benim demediği zamanda da kendisine inananlar bir kişi eksilmeyecektir. Şimdi bakın, bu insanlar böyledir yani. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şu asırda olsa sabah namazlarını Ayasofya'da kılırsa veya Sultanahmet'te kılırsa veya Fatih'te kılırsa. Birinci gün, ikinci gün, beşinci gün Türkiye'nin her tarafı, dünyanın her tarafı toplanır. İki ay sonra oranın cemaati neyse onlar yine gitmeye başlar. Yani fazla sürmez. Yine inanan inanacak, yine inanmayan inanmayacak. Diyecekler ki ya bu da bizim gibi adam ya. Yani buna vahiy geldiğini biz nereden bileceğiz? Yani bu kelamlar da insan kelamına benziyor. Kur'an için. Öyle diyecekler. Değişmez yani, değişmez. Onun için bu Mehdi meselesinde bu zat senden benden çok günahlarını ağlayan, tövbe eden, istiğfar eden, bir sabahlara kadar deliksiz uyuyoruz, o günahları için sabahlara kadar ağlayan bir adamdır yani. Kendi kusuruna, günahına, eksiğine, noksanına, pişman olan, ağlayan bir insandır. Böyle debdebeli, şaşalı, sarıklı, cübbeli, ağası elinde, ulan var mı bize yan bakan falan, öyle o havalarda biri olmayacak yani. O havalarda biri olmayacak. İnşallah Rabbim o zatın icraatları zamanlarına bizi kavuşturur ve bizi ona muhalif cereyanlarda bulundurmaz. Buna dua ederim. Buna dua ederim. Şu anda içinde yaşadığımız hadisat bunu bize gösteriyor ki Mehdi olsa şu insanların hiçbirisi bölgesini değiştirmeyecektir.
bulunduğu yeri asla değiştirmeyeceklerdir. Şu hadiset bize onu gösteriyor. Yani şu günlerde yaşadığımız çok kritik hadiseler var. Çok kritik. Türkiye ve dünya itibariyle, dünya ve Türkiye itibariyle siyasi çok kritik hadiseler içerisinde bulunuyoruz. Ayan beyan, gözünle gördüğün kuvvetle olmasın imkanı olmayan işler Allah'ın lütfuyla oluveriyor. Bir kişi yerini değiştirmiyor. Muhalif muhalefette duruyor. Muvaffak muvaffakette duruyor. Yanlış mı? Aynı. Gelen adamın da esbab dairesinde yaşıyoruz. Alnının ortasına Hazreti Mehdi'dir diye damga vurulmayacak. O da bir insandır. Belki bir gün söz söyleyecek, ikinci gün o sözün kusurlu olduğunu anlayacak. Ben dün yanlış ettim diyecektir. Bugünkü insanlar gibi. Sıra şeydir yani, Allah'ın yanında makbuliyeti ama sebepler dairesi içerisinde olacaktır. Onun için ben bu meselede Allah cümlemizi bu işe yan düşürmeye diye dua ediyor. Yani ya biz ki şu cemaatiz. Bugüne kadar biz bu zatı bu cemaatten bekliyoruz. Nasıl olur başka yerden çıkar? Şimdi nurcular aldı pullu kendisinden bekliyor. Öyle mi? Evet. Şimdi nurcular aldı pullu kendisinden bekliyor. Kadirliler aldı pullu kendisinden. Hatta yani böyle şey işte 4 tane 5 tane adam toplamış başına Allah dedirtiyor. Ne kadar güzel bir şey. Adam öyle bir hava vermiş ki o yanındakilerine. Yani ya peygamber değil ama peygamberden azıcık aşağı yani. Ha. Yani ya peygamber deme de. O da lütfen yani. Mümkünse bana peygamber demeyin Allah billah aşkına yani. Yani ama ondan aşağı ne varsa bende var. O havaya sokmuşsun insanları. Yoklayın öyle göreceksiniz. Yani oturuşundan, kalkışından, şeklinden, şemalinden böyle insan coğrafyasını okuyor adam yani. Şimdi böyle bir adam yanı başında komşusu Mehdi olsa şeyhini bırakıp gitmez. Medresesini bırakıp gitmez. Gitmiyordu zaten. Gitmiyordu. Gitmezler. Şimdi ben bakıyorum Nurcuların yayınlarına bilmem nelerine. Yani tam bir düşmanlık içerisindeler şu günkü iktidar. Tam bir düşmanlık içerisindeler. Yalnız hocanın grubu değil yani. Yalnız Amerikan değil. Öbürler de öyle. Bir tek kelime lehlerine görmüyorum yani. Yani bütün ümmetçe kabul gördüğü için bütün pisliğimiz ortaya çıkar diye aleyhtarlık yapmıyorlar. Açık aleyhtarlık ama haberlerine bakıyorum iğneleyici. Yani menfi haberleri öne çıkarıyor. Hiç şüphe yok ki biraz azıcık o işten anlayan görecek hiç şüphe yok ki bunlar aleyhtar. Niye aleyhtarlık yapıyorsun? Sen Risale-i Nur'da Kur'an hattının serbest olması için Risale-i Nur'un neler çektiğini ve Cuman'ın neler çektiğini ve esas hedeflerinden biri olduğunu bilmiyor musun? Risale'de yazılı olan şeyleri söylüyorum. Diğer meşreplerde bu kadar kesin katlar yoktur. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Peki, bu tahakkuk etti mi şimdi? Etti. Ekülük, kıyafet, örf, adet, anane. O da tahakkuk etti. Yani, şimdi eserinde yazıyor. Önünde duruyor. Her gün de bunları ders olarak okuyorsun. Bunu yapan birisi var ortada. Tabi bu asla Mehdi falan olamaz. Yani Mehdi mutlaka sensin de. Hiç bunda şüphe etmiyorum yani. Mehdi mutlaka sensin de. Ya bu adam da işte bir şeyler yapıyor ha. Yani acizane fakirane bir şeyler yapıyor yani. Derslik, mekteplere Kur'an dersini koydu. Ondan sonra baş örtüyü serbest etti. 1920'den beri örtü yasaktır Türkiye'de.
zaman zaman kimse dokunmamış, ayrı mesele ama kanun olarak, tatbikat olarak 1920'den itibaren körün ayağı yere bastığı günden itibaren örtü yasaktır Türkiye'de. Doğru serbest etti. Öyle mi? İki günün biri çıkıyor, bugüne kadar hangi başbakan çıkmış faizin aleyhinde konuşmuş? Bir ara Ziraat Bankası'nı faizsiz hale getireceklerdi. Söylentisi ayyuka çıktı. Herhalde tabii iktisadi meseledir bu. Büyük işler bunlar. Para meselesi. Yani devleti çökertirler yani. Bir gecede devleti çökertirler. Herhalde o işe gözü kesmedi o zaman. Ama yine faize bulaşmaya başladı. Büyük işlerle uğraşıyor ya adam. Büyük işlerle uğraşıyor. Allah uğraştı diyor. Şimdi Mehdi de böyle olacak. Mehdi de böyle olacak. Hiç kimse yerini değiştirmeyecek. Muhalif yine muhalif, muvafık yine muvafık olacak. Çünkü Allah'ın dostlarından bir evliyasından bir velidir. Peygamber değildir. Ben peygamberim, buraya gelin diyemeyecektir, demeyecektir. Belki kendisi de kendisini bilmeyecektir. Başında, bidayetinde. Hakikat budur. Onun için Mehdi meselesinde evet yani konuşulmasına fayda var, şey var ama sıhhatli şeylere müracaat etmek lazım. Sıhhatli delillere, kaynaklara müracaat etmek lazım. Risale-i Nur bugüne kadar yazılan ulema eserinden, alimlerin eserlerinden, sıhhatli bilgilerden Risale-i Nur'dan fazla bu meseleyi açık yazan bir eser yoktur. Vazifeliliği olduğu için, bu işin içindeki bir eser olduğu için, bu zatın programı olduğu için meseleleri aynı aynına tıkır tıkır tahakkuk edecek şekilde yazmış ve tahakkuk ediyor. Onun için Risale-i Nur'un ilmine müracaat etmek lazım bu meselede. Evet. Bugün biz İstanbul Emniyetine gittik pasaport için. Yani dönüşte orada imkan olsaydı o amirlerine falan hepsine teşekkür dilekçesi yazacaktım. Yani normal bir kravatlı, pabiyonlu insan girdiği zaman nasıl böyle hürmet görüyor, nasıl insan gibi muamele görüyor. Eskiden bizim görmediğimiz hürmeti, saygıyı şu an, bugün orada o kadar güzel gösterdiler ki normal sıradan vatandaş. Vatandaş yani ayrı bir ayrıcalık yapmıyor yani. Yani biz onlardan iltifat beklemiyoruz. Aynen. Ama bize hayvan muamelesi de yapmasınlar. Bugüne kadar bunu yapıyorlardı. E çok şükür bu olmadı. Yani şimdi şu anda birkaç defadır böyle bir mızır olmasa bizim arkadaşlarla şeyden yani bizim arkadaşla peçeli havaalanına gittiğimiz zaman hiç bakmıyorlar bile yani itimat ediyor yani siz geçin diyorlar. Böyle bir vaziyet var yani. Ya şimdi bunu ne zaman gördük biz? Hiç görmedik. Ne zaman gördük? Götürdüler kabine. Her seferimizde kavgayla geçerdik. Her seferde. Yani demek istediğim Mehdi de böyle olacak yani Hazreti Mehdi geldiği zaman da icraatlarını zannetme ki yani herkes ya Allah razı olsun ya Subhanallah bizim beklediğimiz böyle bir insandır demeyecek. Ancak hasbi olanlar onun etrafında nur-i iman ile anlaşılır. Hasbi olanlar için hayırlı. Yani meslek meşrep taassubunun üstüne çıkmış hakkı arayanlar, hakka taraftar olanlar, İslam'a taraftar olanlar, İslam'ın menfaatini kendi mesleğinin, meşrebinin, şahsının menfaatinin üstüne çıkarmış olanlar bu işi anlayacak. Yoksa anlayamayacaklar. Herkes yerinde duracak. Herkes yerinde duracak. O zaman bir tane zıtmez mi? Muhalif muhalifetinde kalacak. Ama doğru da doğruluğunda kalacaksa Mehdi'nin çıkmasının ne lüzumu? Mehdi icraatını yapacak. Onlar istemediği halde hakkı getirip koyacak. Yani onlar istemiyor diye icraatından geri kalmayacak ki. Onlar kabul etmemekle nasipsiz kalacaklar. Mesele o. Nasipsiz kalacaklar. Mesele o. Yoksa o icraatını yapacak. Onlar yanına gitmiyor diye, beğenmiyor diye icraatlarında geri kalmayacak ki. İsteseler istemeseler o işini yapacak. Bugün yaptığı gibi. Bugün şu adamın yaptığı gibi. Yani bunlar bu adamlar bu
memleketin garibi duruyor. Başbakan da garip gibi duruyor. Dikkat edin. Biraz ince bakalım. Yani. Biraz ince bakalım. Biraz hisli bakalım. Yani bir başbakandır garip gibi duruyor şeyde bu memlekette. Bir şey gibi yani bir dışarıdan gelmiş böyle herkesin şey baktığı, istihkarla baktığı bir insan gibi duruyor yani. Zaten böyle olur bu işte. Zaten böyle olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'nin yerlisi değil miydi? Doğması, büyümesi orada değil miydi? Taif'ten dönerken oraya nasıl girdi Mekke'ye biliyor musun? Nasıl girdi biliyor musun? Geldim Mekke'nin civarına, ben kimi şey yapayım, araya koyayım ki Mekke'ye gireyim dedi. Mekke'nin sınırlarına geldi, düşündü, oturdu, durdu. Bana kim kefil olur ben Mekke'ye gireyim dedi. Nihayet Müslüman olmayan birisi şey olur, şu anda isim aklımda değil. Cübeyr bin Mut'am. Evet. Müslüman değildi bildiğim kadarıyla o. Ona haber gönderdi. Bana sahabetlik et ki, bana kefil ol ki ben Mekke'ye gireyim. Bu işler hep böyle olur. Bu işler hep böyle olur. Onun için hasbi olalım. Hasbi olalım. Allah'tan o mübarek, tam o günleri yaşıyoruz. Tam İslam'ın o garip günlerini yaşıyoruz. Hasbi olalım ki Allah bizi mağlup etmeye. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alim. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Hadis-i şerif. Allah'ım bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşyetinden bize hisse ver. Bize cennetini ulaştıracak kadar taat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi dünyada bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rab. Bizi dinle musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinle musibete uğratma. Ya Rab, bizi dinle musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayet kılma. Bizi acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Amin. Lillahi'l-Fatiha.